Bu arada şöyle bir Yani şey, dün bana bir bilgi geldi. Ben onu teyit etmekle uğraşıyorum. Eski emniyet müdürü, Antalya'da yaşayan bir eski emniyet müdürü, emekli. Şu an bir avukatlık bürosu olduğu, evet. kurduğu bir adamdan danışmanlık hizmeti aldıklarını, ismini de bana söylediler. Ben şu an kişiyi araştırıyorum. Teyit ettikten sonra önümüzdeki hafta paylaşacağım. Hani biz diyorduk ya, bunlar danışmanlığı nereden alıyorlar diye. Bir eski emniyet müdüründen almışlar. Onun da sicili çok da temiz değil. Kişiyi biraz araştırdım. Sicili temiz çıkmadı. Bağları var mı onu araştırıyorum hala. Aslında burada da sizin anlattığınıza da bakılırsa, son zamanlarda da baktığımızda müthiş bir danışmanlık almışlar. İşi uzmanından öğrenmişler. İlk günden itibaren ben daha bu bilgiyi siz söylemeden önce ilk günden itibaren ben bunların profesyonel yardım adli tıptan emniyete kadar yani emniyet demiyorum ha. Ya bu işleri bilen bir adam akrabaları adli tıptan olur, emniyet işlerinden anlayan avukat zaten 11 avukat tutmuşlar paraları çok demek. 12 milyon bu işe sermaye koymuşlar verilen bilgilere, bize gelen bilgilere göre. Ya bu alanda dolular, güçleri var. Her alanda akıl almışlar, akıl hocaları var, danışmanları var. Şimdi kayıp çocuklardan bahsediyordum ya. Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler 5 gün arayla ölüyor. Yine o köy, yine akraba, yine Narin'in. Narin'in annesinin kardeşinin çocukları aynı gün ölüyor. Aynı gün. Ya nasıl ölüyor bu çocuklar? O kadar kolay mıdır bizim? Benim 4 çocuğum var. Ya ölüm Allah'ın emri ama yani bu çocuklar şey değil ki yani. Ya hayvan bile o kadar çabuk ölmüyor. İnsan bu çocuklara hiç mi sahip çıkmaz? Hadi tesadüf diyelim. 15 çocuk. İkizler 5 gün arayla ölüyor. Diğer 2 çocuk aynı gün ölüyor. Bunlar büyük soru işareti yani. Bunlar tamamen geniş kapsamlı araştırılması lazım. Onun dışında Nari'nin annesinin amca çocuğu Feçe ve Meçe yine 2 yaşında ikisi de ölüyor. Savaş Güran 15 yaşında 15 yaşındaki bir çocuk tarafından ölüyor 22 yaşında yine o köyde. Yani bu kadar seri cinayetler gibi seri katil gibi cinayetler işleniyor. Ama ortada bir seri katil yok. Organize işler var. Onun dışında 18 günlük bir bebek ölüyor. 2012'de 1 yaşında bir çocuk ölüyor. 2001'de 2 yaşında bir erkek, 86 yılında bir kız çocuğu yine ölüyor ve 2009 yılında 9 yaşında bir çocuk yine ölüyor. İşte bu bilgilerin az çok haberim vardı ama elimde delil yoktu, bilgi yoktu. Ta ki Abdülhekim'le tanışana kadar. Onu işte adliyenin önünde tanıyınca direkt haberini yaptım. Bu kayıp çocuklar vakası biraz daha üzerinde durulunca 15 çocuk birden çıktı. Şimdi bu bizim bildiklerimiz. Bu onların ailelerinin içinde olanlar. Peki ya bizim bilmediklerimiz acaba başka çocuklar var mı? Acaba dışarıdan gelen çocuklar var mı? Bunlar bu kadar çocuğu neden öldürür? Neden? Ya öldürür demeyeyim de yani bir şekilde ölüyor yani bu çocuklar o köyde neden ölüyor? Şimdi benim evimde bir çocuk ölürse belki eğer şüpheli bir şekilde ölürse kime hesap sorarlar? Bana sorarlar. O köyde eğer 15 çocuk ölüyorsa ve başka çocuklar şüpheli bir şekilde ölüyorsa elbette ki hesap soracağız. Elbette ki konuşacağız. Bunları dile getireceğiz. Kimse bizi korkutamaz da, kimse bizi tehdit de edemez. Kimsenin tehditlerine de aldırış edemeyiz. Ki 10 yıllık, 12 yıllık gazeteciyim Barış Pınar'ında cesaret ödülü almışım. Afrin'e ilk giren ekiptenim. Benim 10 yıllık kariyerim en başa döndü bu olaydan sonra. İsmini vermeyeceğim çünkü çalıştığım kurumu onlar vefasız olsa da onlar nankör olsa da ben nankör olmam isim vermeyeceğim. Ama 10 yıllık 12 yıllık benim yıllarca Suriye savaş çatışma ki bölgede de olmuş o kadar bedel ödemişiz. Bıçaklanmışız. Patlayan bombaların içinde sağ çıkmışız. Başımıza gelmeyen kalmamış. Bu kadar emek veriyoruz. 12 yıl sonra bir çocuğun hakkını savunduk diye bunu bize suç olarak görüyorlar. Bizi suçlu olarak görüyorlar. Ve 12 yıllık emek siliniyor, en başa dönüyoruz. Tekrar yerine İşten bağlıyoruz. çıkaralım değil mi bu süreçte?
Yani işten çıkarıldık. Çok şükür bizim içimiz rahattır. Biz işimizi yaptık. Kimseden ya kimse burada işi bizim yaptığımız işin onda birini yapmayan bugüne kadar bizim gittiğimiz yerleri rüyasında görseler kabus diye uykudan uyanırlar belki. Bunları yaşamayan insanlar gelip bize işimizi öğretiyor. Suriye'de IŞİD'e bağlı grup operasyon yapıp benim kaldığım evi bastılar. Beni gözaltına aldılar. Yani devlet bir şekilde beni oradan çıkarmıştı. Ya bunun gibi yüzlerce olay yaşamışım. Adam orada torpille, kayırmayla, kirli ilişkileriyle gelmiş makama, bir yere gelmiş benim üstüm diye bana işimi öğretecek. Kusuruna bakmayın. Yani kimsenin ne aklına ihtiyacımız var. Elbette ki akıllı insanların aklına ihtiyacımız var. Ama işi bilmeyen insanlar gelip bize işimizi öğretemez ve kimse de bizi tehditle susturamaz. Çok şükür bu konuda içimiz rahattır. İşimizi yaptık ve yine devam ediyoruz. Belki tepede değil ama en altta en azından özgürüz, en azından içimiz rahattır bu konuda. Bunu dile Kesinlikle. Bu arada getirmek istedim. şunu da duyuralım. Senin de YouTube kanalın var zaten. YouTube kanalından Evet. da videolar paylaşıyorsun. Kendi isminde Doğru. MSB Haber'di, değil mi? İsmim Mehmet Sıdık Bilge olduğu için MSB yaptım. Evet, MSB Haber Tamam. YouTube kanalını da takip edebiliriz arkadaşlar. Buradan Eyvallah. çıktıktan sonra izleyen herkes lütfen oraya abone olsun.